Herkese merhabalar. Ben Fatma. Kanalıma hoş geldiniz. Yine Aleceley vlog başlıyorum. Bugün günlerden cuma arkadaşlar. Şimdi evden çıktık Eliz'le birlikte ve İzmir'e gidiyoruz. Annemi de alacağız. Hep böyle hazırlanmalar olsun istemedim. O yüzden böyle direkt bugün hazırlanmış şekilde vlog başlatmak istedim. Ne için gidiyoruz? Eliz'in doktor kontrolü var. Mete Bey'e gidiyoruz. Sonrasında onun yanında biliyorsunuz zaten Burak Çiçek var. Eliz'in 6 aylık kanısı için elbise diktiriyorum. Eliz ve kendime onun provası var. Son provası artık almaya gideceğim. Ondan sonra Burak'ın gömlekleri var. Metin abi de. Gömlek diktirdik ona da. Onları alacağım ve dolaşacağız. O yüzden gidiyoruz. Eliz artık 15-20 gün sonra ek gıdaya geçecek. 6 aylık olacak. Böyle ek gıda alışverişi de yaparız. Ayrıca yarın saçlarımı kestireceğim, bakım yapacağım. Belki cila falan yaparız, bilmiyorum. Oraları da çekmek istiyorum. Artık bu prova kısımlarını çok çekmek istemiyorum. Daha öncesinde çektim diye. Ama saç kısmını, kuaför kısmını çekerim. Bayağıdır öyle bir içerik çekmedim diye düşünüyorum. Hava çok sıcak. Hemen klimamızı açalım. Yolculuk başlasın. Saat şu an 3. Annemin işten çıkmasını bekledik. İşten çıktı ve biz anca yola çıkıyoruz. Saat 5'te de kontrolümüz var. Umarım yetişiriz. Yani trafik olmazsa rahat yetişiriz. 45 dakikada giriyorum da trafik olunca zor oluyor. Öyle. Orada görüşürüz artık. Bakalım ne diyecek, neler söyleyecek, ek gıda için nasıl tavsiyeler verecek. Hepsini öğreneceğim. Sizlerle de paylaşırım. En azından benim gibi, benim süreçlerde olanlar için. Benimle aynı aylarda olan, Eliz'le aynı zamanlarda olan bebişler içinde ailelere, annelere fikir olur. Evet, bugün böyle bir makyaj yaptım. Şöyle bralet giydim, kumaş bir pantolon giydim. Pantolon aşırı rahat, indiğimde gösteririm. Instagram'dan gösterdim. Temmuz linklerinden de bu pantolonun linkine ulaşabilirsiniz. Zara'dan almıştım. Zara linki de bırakıyorum arkadaşlar. Sadece Trendyol linki bırakanlardan değilim. Zara'da kullandığım, aldığım şeyleri sezondaysa onların linklerini de bırakıyorum. Haydi bakalım, iki gün birlikteyiz. Umarım güzel bir vlog olur. Ev vloglarına böyle birkaç ara verelim. Sonrasında yine devam. Ev vloglarını çok sevdiniz. Çok güzel yorumlar geldi. Evet, devam edelim. Hadi bakalım. Tam çıkmıştık. Gidiyorduk ki arkadaşlar, bugün beklediğim bir kargo vardı. Şöyle şeyden tripod almıştım. Xiaomi'nin tripodları var biliyorsunuz telefon için. Onu da böyle yarın kuaförde reels çekmeyi düşünüyorum. Kullanırım diye düşünüyordum. Bekledim, gelmemiş. Çıktık 10 dakika sonra kargo geldi diye mesaj geldi. Şimdi geri döndük. Onu alacağım. Aldığımda gösteririm zaten, açarım. Sizlere de gösteririm. Çok güzel bir tripod. Sonra tekrar çıkacağız. Yetişiriz. Saat 3.30 oldu. Orada görüşürüz artık. Bakın Elizcik de burada. Burada da annem. Üçümüz gidiyoruz. Bakın hemen aldım. Kargomu birlikte açarız. İncecik, yani kutulu şeklinde bile küçücük görünüyor. Tam çantalık. Bazı konuşmalar yaşandı. Anneciğim. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Seni çok özledim ya. Eliz. Yaşı küçük mü anneciğim? Bu arada güzel güzel. Dur. Annem kusarsa al elini. Bakın doktoru bekliyor bildiğiniz, hani böyle soruları var gibi. Şuram ağrıyor doktor bey, neden diye soracak gibi duruyor. Ay zıpla. Zıpla Eliz. Enerji.
Gazın mı vardı canım teyzeciğim? Neydi? Bugün çok iyi hissediyorum kendimi ama birkaç gündür de sıkıntılar vardı. Bir uyku düzensizliği vardı. Anneni uyutmadın mı ya sen? Evet. Bugün sen benimle yat kuşum benim. Evet evet uyutmadı. Ah Minocuğum. Küpem. Ve geldik arkadaşlar şu an Mete Bey'in muayenehanesindeyiz. Bekliyoruz doktoru. Zaten burayı biliyorsunuz Cumhuriyet Meydanı'nda direkt arabayı bıraktık ve buraya indik çünkü anca yetiştik. Trafik vardı biraz. Bakalım bilgi alacağız Eliz için. Neler diyecek, neler söyleyecek, boyuna, kilosuna bakılacak. Rutin böyle birkaç ayda bir geliyorum. Isıracağım, ısıracağım, ısıracağım. Nasıl gülüyor? Siz nasılsınız? Biz geldik hocam yine. Buraya koyayım ben sonra hem dinliyorum hocanın anlattıklarını. Nasıl iyi bakıyor olursun. Bak kamera görmesin. Nasıl geçiyor günler? İyi misiniz? İyi geçiyor. Bayağı 5,5 aylık falan oldu. Sen al istersen. Otur bir konuşalım önce. Tamam hocam. Dertleşelim, sıkıntılar varsa paylaşalım onu. Getir anne hocam. Hocam şimdi. Buyurun. Gel. Şimdi tam tamına 5,5 aylık. Evet tam 5,5 aylık. Birkaç gündür yani birkaç gündür dediğim bu dördüncü aydan sonra biraz uyku dediğiniz gibi gerilemesi mi oldu, ne oldu? İyi oldu ama. Şimdi o olmazsa olmaz. Şimdi o... İşleri çıktı bir de ondan da olabilir. Şimdi dört aydan sonra çocuk ilk iki saat iyi uyur. İki saatten sonra düzenli olarak nöbet ağlamaya başlayacaktır. Ve 45 dakikada bir ağlayacaktır. Bu olmazsa olmaz. Allah korusun bu otizmin erken bulgusudur ağlamaması. Ve bir şey mışıl mışıl uyuyor dersen olmaz. Demek yani çocuğa telefon, televizyon, tablet seyrediyorsun bütün gün. Bütün gün böyle başka şey baktırmıyorsunuz. Öyle kilitliyorsunuz çocuğu. Uyaran vermiyorsunuz demektir. Uyaran alan çocuk, kahkahalara boğulan çocuk, böyle gülen çocuk, yabancı çocuğuna göz teması kuran çocuklar geceliğin en az 5 defa ağlayarak kalkacaklar. Evet, evet. Ben de rüya görüyor acaba. O rüya görüyor. İlk 2 saat görmüyor ama 2 saat sonra düzenle ağlamaya başlayacak. Yani bir ara daha da çoktu hocam. O zaman herhalde belki diş döneminde dedim. Şimdi diş döneminde olabilir dedim. Değil. Aile öyle der ama değil. Hı. Her zaman için saat 4 ile 7 arasına bak. 4 ile 8 arasına bak. 4 ile 8 arası kahkahalarla boğulan çocuk uyduruluyorsa 4 ile 8 arası. Şu anda saat 5.30. Şu anda ben ağlayacağım, içeceğim şimdi. Bu anda ağlayacak çünkü eğiliyorum diye. Ama bu gece iyi olacak. Çünkü kahkahalara boğulmadı. Ağlak geçti. Evet. Akşamüstü sendromun nasıl geçtiğine bağlı. Şimdi saat 5'te baba geliyor dedim eve. Baba kahkahalarla güldürüyor kızını. Böyle güldürüyor. Böyle kahkahalara boğuluyor. Ondan sonra çocuk çok neşeli bir 3 saat geçiyor. Bütün gece ağlıyor. Ama bundan kan alındı. Biri giden denize doğru yürüyordu. Şu kırmızı tabelanın. Doktor Bey kontrol etti ve çok şükür hiçbir şey çıkmadı. Bayağı hatta boyu çok uzamış. 69 santim olmuş. Yani şu an dedi 9-10 aylık bebek ölçülerinde çok uzun bir bebek olacak dedi. O yüzden de dişleri erken çıkmış zaten. Kemik gelişimi çok iyi dedi. Hiçbir sorun çıkmadı. Sadece kan tahlili yapılacak tekrar. Bir de neyle ek gıdaya başlamamız gerektiği söylenilecek. Onun haricinde işte böyle tüm özelliklerini söyleyeyim. Çok böyle değişik bir doktor. Bizim çok sevdiğimiz bir yer. O yüzden sürekli geliyoruz. Ve geldik arkadaşlar. Doktor Bey'den çıktık. Şimdi Burak Çiçek'e geldik. Kapıyı çalalım, necirelim. Buradan sonra gönderimiz arkasın. Bütün daireler yan yana olduğu için işimiz kolay en azından. Arka arkaya düşüyoruz. Merhaba. Hoş geldiniz. Biz geldik. Çok konuşuyorsun Eliz. Boyu 1.60.
dakika 1.69 diyorum. 69 santim çıktı az önce. Tabii başka bir nasıl çıkacağım? Nasıl açıklayayım? Evet, zaten bir avuçsun ya. Bir avuçsun anneciğim ya. Heyecanlanma. Benim ölçüm mü vardı? Aslında işte benimki gibi oldu. Burak Bey'le konuşmadım ama. Melika kurtulun bir şey ya. Melika şu köbüşünü alırdım. Burasını alırdım. Evet. Ay, bağlı. Ay, Eliza. Çok şık olacaksın anneciğim ya. Gülüyor bir de. Çok şık olacaksın, çok. Evet. Cümle anne kına partimiz var. Kendi partisi annesiyle takım yapacaklar. Sağolun. Buradan düzgünü falan bir şey mi olacak bu? Şimdi Burak Bey'den de çıktım. Metin Bey'e geldim. Gömlekleri teslim alacağım. Sonra annemlerin yanına ineceğim. Aşağı indiler onlar. Eliz'in uyku saati diye. Burak Bey'le yine karar değiştirdik. İstediği bir model vardı ama farklı bir modele döndük. Ne olacak hiç bilmiyorum. Tamamen onun tasarladığı gibi. Yani benim beğendiğim tarzda benim beğendiğim modelleri gösterdim. O farklı bir fikir verdi üst kısmı için. Bakalım nasıl olacak. Şu tarz bir şeyler beğenmiştim. Ama bunun biraz farklı bir modeli olacak. Güzel olacağına eminim. Güveniyorum bu konuda ona. Şimdi gömlekleri alacağım. Onları arabaya bırakacağım. Oradan annemlerin yanına geçeceğiz. Alsancak'ta dolaşırız biraz. Annem bir şeyler bakacak. Sonra eve geçeriz. Ve gömlekler alındı arkadaşlar. Gidiyorum. Artık annemler bekliyor. Geçen gün geldiğimde de lavaarada bir şey yiyememiştim. Bugün artık makarna yemek istiyorum. Önce şunları bırakacağım. Hallettik işlerimi. Doktordan hiçbir şey çıkmadı. Çok şükür. Sonrasında Burak Bey'e gittik. Burak Bey'le de provamızı yaptık. Gerçekten. Sonuç ne çıkacak çok merak ediyorum. Çünkü hani böyle bilmediğimiz bir şey olduğu için merak ediyorum yani. Elize de bana da benzer bir şeyler dikilecek. Yani Elize de benimkinin benzeri. Aynısı değil ama benzeri bir şey dikilecek. Aynı kumaştan. Güzel olur diye düşünüyorum. 2 hafta sonra tekrar geleceğim. O zaman artık bayağı bitmiş gibi olacak. Ya alacağım ya da kargo yapacaklar. Sonrasında öyle şu meydanda tüm işlerimizi hallettik. Şimdi hemen bunları bırakıp annemlerin yanına geçiyorum. Bugünlük işimiz bitti. Şimdi ne yaparız bilmiyorum. AVM'ye geçer miyiz? Yemek yedikten sonra eve mi geçeriz? Tülge ne diyorsun? Bir hafta sen Soma'dasın. Artık bak, bizim mutsuz karşılığı. Özel hayat. Hiçbir şey kalmıyor. Neyse arkadaşlar şimdi Ege Perla'ya geldik. Ve burada ebebek varmış en yakın ablamın evine. O yüzden buraya girelim dedik. Her yerde ebebek olmadığı için. Ay ne güzel anne değil mi? Müthiş. Alt kata nereden ineceğiz? Karşı. Böyle bir dolaşacağız. Elize yeni mama artık 6 aylık olduğu için ek gıdaya geçeceğiz. Yeni bir liste verdi. 2 ay boyunca onu kullanacağız. %80 mama, %20 ek gıda. Tamamen böyle sabah, öğlen, akşam bütün saatler olan bir liste var. Ona uygun tüm alışverişi yapacağım şimdi. Bu şekilde bakalım. Nasıl olacak? Buraya da geliyorduk. Katina'ya falan geliyorduk. Derya Bedavacı'ya falan gelmiştik. Bu AVM'ye çok gelmiyorum normalde de. Bugün buraya girelim dedik. Bu şekilde dolaşıyorum şimdi. Saat de 8 bu arada. Yarın AVM'ye gideriz de bugün özellikle böyle AVM'de dolaşalım istemedik. Geç oldu. Saat 8 oldu çünkü. Hemen ebebekten alışverişimizi yapalım. Sonra eve geçeriz. Kollarını bir geçir istersen de birini geçir. Ve şimdi şöyle sana giydiğimi göstermediğimi fark ettim. Burayı seçtim göstermek için. Eliz uyuyordu, uyandı miniğim. Ablam kahve aldı. Şimdi İpek yoldayız. O bir elbise bakıyor, o da benim parti için. Annemle bir elbise beğendik, onu deniyor şimdi. Bakalım beğenecek mi? Derken İpek yoldan kendime çok güzel pantolon buldum. Onu aldım, gösteririm eve gidince. Aa, şu da atletler de indirimdeymiş. Şunlara da bak. Eliz bunlar tam evde şu an giydirmelik atletler.
Taksana şunlara bak. Değil mi? Tam evde yiğidir. Evet. Renkleri de ne güzel. Çok tatlıymış Elis. Bunlardan alabiliriz. Şu renk tatlıymış Elis. Ama büyük. Hiç öyle. Kaç ay değil de 9 ay mesela alalım. Değil mi? 9 ay. Dedi, şu an 9 ay. Şu rengi ay, alalım. Ay, altını da düşüyor. Ay evet, onu ver anne, çantayı aldım. Boncu zincirini de ver. Zincir onda mı tamam? Bundan da alalım. Bu da kısa kollu Elis. Aa, bu da çok güzel. Bu da çok tatlı. Evde giydim. Diğer atletleri küçük aa, geliyor. Belki küçük gelenleri kaldırdım. Evet. Şu da güzel gibi. Değil mi? Başka ne var renk? Tabak olarak şunlardan alacağım. Daha bu rengini beğendim ama transferde 214 lira. O yüzden oradan alacağım. Burada çok farklı var. Şöyle önlük de alacağım. Bakın şu önlük de çok tatlı. Akşam oldu zaten. Çok bir şey bulamadım arkadaşlar. Ben Optimum'daki ebeveye gidiyorum genelde ve çok daha fazla şey oluyor. Mesela beslenmek için, ek gıdaya geçiş için çok daha fazla çeşit oluyor. Ki fiyat farkı çok yani. O indirim tabaklarından alacaktım. Burada 330 lira. İnternette 220 lira falan. O yüzden Trendyol'dan söyleyeceğim. Onun haricinde böyle doktorumuz Hip'in mamalarından falan söylemişti. Onlardan aldım. Bu kadar gösteririm zaten videonun sonunda neler aldığımı. Nasıldı bebeğim günümüz? Ne diyorsun bugün hakkında, günün özeti hakkında? Ek gıdaya geçiş yapacağız Elis hazır. Evet, çok az dedi ya, tattır dedi yani, ama yine de kaşığın ucuyla veririz. Hani günlük atıyorum bir yemek kaşığını geçmez. Hepsinden mi? He. Tabii evet. Onu sormadım, şeyini sorsam mı ki doktora yazıp? Öğün yazmış oraya mesela. Lor'la birinci sabahta bir şeyler. Orada Instagram'dan... Taze lor yaptım ben ya. He, beyaz lor yazmış. Beyaz lor taze yaptım ama işte. Çok tuz konmaz ona. Çok evet. Tuzlu değil. Sabah mesela böyle hemen bir çay kaşığı. Evet. Olur. Kaba kaşığı diyor mu Fatma? Ha, yazıyor. Bu arada listeyi böyle Instagram'dan görenler çok sordu Fatma bizimle de paylaş diye. Ama her bebeğe özel yazıyor arkadaşlar bizim doktorumuz Mete Bey. Evet. Yani alerjisi olabilir, bir sürü şey olabilir diye. O yüzden bunu göstermem doğru değil. Kendiniz isterseniz gidebilirsiniz. Mete Akisu benim doktorumun adı. Biz çok çok memnunuz. O yüzden gidiyoruz zaten sürekli. Evet Eliz Hanım. Ve eve geldik arkadaşlar. Şimdi üzerimi falan değiştireceğim. Öncesinde bugün gelen şu tripodumu sizlere göstermek istiyordum. Çünkü ben de çok merak ediyorum. Umarım güzel ve sorunsuz bir üründür. Memnun kalırım. Yarın çünkü bununla çekim yapacağım dediğim gibi. Instagram'a güzel bir reels çekmeyi düşünüyorum. Eğer merak ediyorsanız beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Oraya bayağı reelslar çekiyorum. Haftaya tatile gideceğiz arkadaşlarımızla. Yine orası için de böyle anlık paylaşımlar yapıp reelslar çekeceğim. Oradan takip ederseniz günlük, anlık beni görüp ulaşabilirsiniz. Kullandığım, giydiğim ürünlere de oradan ulaşabilirsiniz. Elimizin karnını doyurduk. Şimdi artık yatacak, elini yüzünü bir yıkadık böyle bir. Tüm gün dışarıda olduğumuz için. Ya çok tatlısın. Bu arada bu biraz yüksek fiyatlı diğerlerine göre. Daha uygun fiyatları da vardı Trendyol'da ama böyle yorumları çok iyi değildi. Hani görüntüsünden bile belliydi açıkçası. Şu normalde çantanızda şu kadar yani el kadar bir şey oluyor. Tam elim kadar. Böyle açıyorum. Yatay veya dikey çekimler yapabiliyorsunuz. En güzel özelliği.
İşte böyle canlı yayınlarda, reels çekimlerinde çok güzel olur diye düşünüyorum. Bluetooth'u zaten şurada kumandası var. Şöyle basabiliyorsunuz. Kendimi de çekerim. Sadece bir tık daha uzun olsun isterdim ben açıkçası. Ama yapacak bir şey yok. Onun haricinde şöyle koyuyorum. Bunu nasıl açıyorum acaba? Onu da öğrenmem lazım. Şöyle çevirip açıyorum. Sonra tekrar kapatabiliyorum. Ve şöyle koyduğumda bayağı sabit duruyor, evet. Bu kadar boyu sanırım. Evet, gerçekten çok küçük bir ürün oluyor. Yani en güzel özelliği bence bu. Bakın. Bu kadar küçük oluyor ki. Bunu yine Instagram'dan şimdi paylaşacağım ve Ağustos linklerinden ulaşabilirsiniz. Ben şimdi makyajımı falan çıkaracağım. Yemek söyleriz. Evde yiyelim dedik. Bugün yorulduk çünkü. Dışarıda yemek istemedik. Böyle yemek söyleriz. Sonrasında ekstra bir şey yaparsak açarım. Yapmazsak sabah görüşürüz. Çünkü sabah dediğim gibi kuaföre gideceğiz. Güzel böyle bir değişim olsun istiyorum. Öyle yarın görüşürüz tekrar. Herkese yeni bir videodan merhabalar. Günaydın arkadaşlar. Eliz uyandı. Çok da uyumuş sayılmaz zaten. Gece 4'te bir uyanıp 6'ya kadar uykusunun gelmesi beklendi. Evet, kamerayı almak istiyor. Eller bacaklar sabah sabah çok sportif yine Eliz. Al. Al bakalım memeni. İstiyor musun? Allah'ım güzelliğim benim. Güzelliğim. Herkese günaydın arkadaşlar. Kalktım. Hazırlandım. Eliz'le biraz oynaştık. Ve evden çıktım şimdi. Gidiyorum. Geç kaldım bu arada. Yani geç kalmadım da 5 dakika içinde küçük parkta olmam lazım. Ebru'yla haberleştik. Ebru'yu biliyorsunuzdur arkadaşlar. İlla ki YouTube'dan, Instagram'dan görmüşsünüzdür. Biz onunla Danla'nın etkinliğinde karşılaşmıştık İstanbul'da ilk kez. Sonrasında takipleştik falan filan. Ve tanıştık, sohbet ettik. Bayağı böyle iyi anlaştığımızı düşünüyorum. Bugün de ilk kez böyle görüşeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Ona dedim ki biz Starbucks'ta bir şeyler yeriz. Otururuz, kahve içeriz yarım saatte. Sonra kuaföre gideceğim. Ben istersen sen de gelirsin. Orada oturmaya devam ederiz dedim. O da olur geleyim dedi. O yüzden birlikte. Eğer Ebru'yu tanımıyorsanız da sizin de çok seveceğinizi düşünüyorum. Yani ben tanımadan çok sevdim. Çok tatlı bir kız zaten. Videolarını izliyordum. Öyle gidelim, tanışalım, oturalım, sohbet edelim, kahve içelim. Bu arada ayrıca dün gece birkaç böyle model beğendim Pinterest'ten, saç modeli. Böyle ön kısımları biraz kısa, kahkül gibi değil de hani daha havalı duruyor. Arka kısımları yine düz, her zamanki gibi. Onu kestirebilirim. Burak'a sordum. Sen bilirsin dedi Burak. Öyle yeniliklere çok açık değil. Bence kestirme falan dedi ama bilmiyorum. Ben de biraz farklılık olsun istiyorum. Ama bu farklılığı da Eliz'in kınasından önce yapmam ne kadar doğru bilmiyorum. Çünkü beğenmezsem nasıl olur yani? Ne söyleyecektim? Size bir şey söyleyecektim dün ben. Unuttum. Bu arada ek gıda için dün kamerayı kapattıktan sonra gece oturdum ve Trendyol'dan çok güzel bir alışveriş yaptım. O yüzden onları da sizlere göstereceğim. Böyle geldiğinde hepsini sizlerle paylaşacağım. Instagram'dan linklerini paylaştım. Çok güzel şeyler aldım. Kendime de birkaç ürün aldım. Hatta onlar geldiğinde ek gıdaya birlikte geçelim istiyorum. Yani çok Instagram'dan yazan oldu Fatma bizi de bilgilendir işte lütfen nasıl başlayacaksın diye. O yüzden onlar geldiğinde ilk böyle denemeleri birlikte yapalım istiyorum. Hem de güzel bir içerik olur bence ek gıdaya geçiş dönemi diye. Bakalım onu da düşünüyorum. Öyle bir videoda gelir. Bu hafta ayrıca valiz hazırlayalım birlikte. Böyle hazırlıkları birlikte yapalım. Perşembe günü tatile gidiyoruz. Ve Instagram'dan beni görebilirsiniz. Güzel bir tatil olacak. Öyle. Böyle de park etmezsin yani anladın mı? Bu nedir ya?
Aa, düştü. O vardır ama telefoncularda. Ben direkt bayağı hani farklı bir şey sandım. O vardır. Şu alt tarafta. Bakın biz Ebru'yla buluştuk. Hello. Bayağıdır sohbet ediyoruz. İlk görüşmemiz ama derin bir sohbete daldık. Şimdi kuaföre geldik. Ben kesim yaptıracağım, bakım yaptıracağım. Belki Ebru da yaptıracak. O da karar veriyor şu an. Ebru'nun kanalını da bırakayım. Bakabilirsiniz. Eğer bırakabilirsem. Artık aşağısta çalışıyorum. O işler nasıl oluyor bilmiyorum ama hallederim. Instagram'ı da bırakayım. Oradan da bakabilirsiniz. Öyle oturuyoruz. İşten başladığında tekrar açarım zaten. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Yine son dakika saçların gözüme çok güzel geliyor. Ama kestireceğim. Hatta böyle önleri biraz daha böyle katlı olsun istedim. Çok da katlı istemedim çünkü ben toplu saçı çok seviyorum. Geldi mi şampuanla? Birer tane de bunlardan veririz. Çok teşekkür ederim. Kalan krem. Bunu almış mıydı? Almış mıydı? Yok, onu almamıştım. O nasıl? Kullanmayan krem miydi? Evet, kuruyorsun, sarıyor. Birer parlak. Kolay taranır, canlı. Kuruyunca böyle biraz karakter kazanıyor zaten. Tamam. Bu arada arkadaşlar geçen gün şunu vermişti, hediye etmişti Soner Bey. Çok güzel bir şampuan. Bu markanın saçlarını da kullanıyorum. Çok güzel. Buradan da gelip alabilirsiniz zaten. Sayfayı bırakacağım ben. Saç kremleri var. Her saça uygun böyle şampuanlar var. Harika. Bakabilirsiniz. Evet, şimdi bakımda. Başladık arkadaşlar. Cilayı yapılıyor. Sonrasında kesim yapılacak. Bakım yapılacak. İnşallah güzel olur. Farklı bir kesim olacak bu sefer. İnşallah memnun kalırım. Bakmıyorum o videolara, çok iyi oluyor. Ancila yapıldı, saçlarım yıkandı. Bakıma geçeceğiz. Ebru da bu arada karar verdi, ona da bakılmaya kesin olacak. Bakalım son halimiz nasıl olacak. Oradan Reels da çekiyoruz, bayağı çalışkan günümüzdeyiz biliyorum. Kesinlikle şu an. En güzel bakan modellerimiz. Artık bitiyor. Son aşamadayız. Bayağı geç kaldım yani. 1 saatte olur diyordum ama bakalım nasıl olacak. Bu sefer düz kalsın istedim, biliyorsunuz zaten biz modelleri de çok seviyorum. Yani yaptığım işler de çok güzel ama bu modelde böyle düz olsun düzlerini istedim. Artık çok güzel zaten, son hali gösterdim. Ve saçlarımın son hali arkadaşlar, o kadar güzel oldu ki çok çok beğendim. Sağlı daha fresh oldu. Şu saç kesimini çok istiyordum zaten. Ben yakıştığını düşünüyorum. Sizce nasıl oldu? Aşağıya yorumlarınızı bırakırsanız sevinirim. Instagram'da güzel bir reel çektim. Ona da bakabilirsiniz. Artık çıkıyoruz burada. Güzel de arka plan bulursam ne kadar çeker. Çekelim. Bakın. Çok tatlı oldum. Çok beğendim gerçekten. Nasıl buldun? Teşekkür ederim. Rica ederim. Kuaför fobim var normalde. Her yani kuaförü değiştirdim ben. Öyle burayı geldikten sonra başka hiçbir yere gitmiyorum. Ben bayağı artık memnun ayrılıyoruz şu an. Ellerine sağlık. O kadar sıcak ki arkadaşlar, size anlatamam. Geç kaldığım için bugün yok dedim yani, daha fazla
maşa yapıp bekleyemeyeceğim. Çünkü AVM'de işlerimiz var. Annem bir yerden elbise bakmak istiyor. Zaten eventte de birbirimizi gördüğümüzde de hani konuşup gerçekten samimi gelmişti o zaman da. O zaman da konuşmuştuk. Birbirimizi takipleşmiştik ilk kez o zaman. Sonrasında da Instagram'dan konuştuk. Ama bugün de sohbet etme fırsatı bulduk. Uzun sürdü çünkü 2-3 saat sürdü işlem. Her şeyden konuştuk. Birbirimizle bilgi aldık yaptığımız işler aynı olduğu için. Çok da sevdim. Onu da takip edebilirsiniz eğer size uygunsa içerikleri. Şimdi gidiyorum dediğim gibi. Uğraşlar sonucu geldik arkadaşlar. Otoparkta 2 saat yer aradık. Çok yoğun, çok kalabalık burası. Şimdi Hilton'dayız. Anneme önce bir Çankaya'dan elbise aldık. Sonrasında da Hilton'a geldik. Burada dolaşacağız biraz. Ablam gelmek istemedi. Eniz'le birlikte, o yüzden evdeler. Biz annemle dolaşıyoruz. Birkaç saat dolaşırız. Sonra geçeriz zaten. Şimdi Zara'dayım ve dün aldığım iki pantolon bu. Ben iki rengini de aldım, siyah ve krem, kahve. Bakın, bu da bence bir pantolona göre gayet iyi. Buduna bakabilirsiniz. Elize şöyle fişir versin telefonunu ve şöyle bir çıngırak aldım. Çok da bir oyuncak almıyorum böyle, bu sefer dikkati dağılır diye. Ara ara veriyorum zaten, alıyorum ama hepsini aynı anda vermiyorum bunlara Elize. Bu şekilde. Tebriğinizi alabilir miyim? Çünkü ilk kez hiçbir şey almadan çıkıyorum. Tüm gün dolaştık ve hiçbir şey almadım. Tam tebrik edilesi bir durum. Annem birkaç ayakkabı falan aldı. Ben hiçbir şey almadım. Birkaç bir şey beğendim. Böyle düz terlik bakıyordum, önü kapalı. Onlarda da hiçbir yerde beden kalmamış, numara kalmamış. 37-38 baktım. Herhalde indirim var sezon sonu diye, hepsi bitmiş. Onun haricinde de baktım Zara'da çok ihtiyacım olan bir şey yoktu, o yüzden almadım. Kendimi tebrik ediyorum ve artık hiçbir şey ihtiyacım olmadığını anladım. Almadım yani, mutluyum. Şimdi gidiyoruz artık, yemek yeriz, sonra yola çıkarız. Artık yüklendik evde ve gidiyoruz. Evde yüzü diye bitirdim, benim yolda da Eliz insan yüzü gördük. Çıksın dışarı. Deniz, şimdi yemeğe gidiyoruz, oradan da Soma'ya. Elis teyzesiyle bir gün geçirdi. O yüzden çocukta bir sessizlik ve sakinlik hali geliyor. Benim de tutmuş çocuğum. Ha, sen ne yaptın çocuğuma? Bütün gün uyuttun mu sen? Hayır, oyun da oynadı. Gece bir uyumasın teyzene direkt. Direkt teyzeni görüntülü arayalım. Şimdi artık dediğim gibi yemek yiyip çıkacağız. Bu arada diyebilirsiniz ki Fatma iki gün boyunca aynı şeyleri giydi. Hayır arkadaşlar, siyah ve beyaz tonlarında giyindim. Evet ama bralet dahil her şey farklıydı. Böyle yazan da olur. Bu arada Instagram'dan yazanlar oldu. Saçlarını hiç kestirmemişsin. Bu benim için büyük başarı arkadaşlar. Yani benden kısacık saç beklemeyin. Çok büyük şeyler yaşamam lazım. O tarz kısa saç kestirmem için. En fazla bu kadar benim. Şudur yani. Ondan dedim ona. Ağır kendi gelecek zaten. Oturmaya gelecek. Gecim nasıldı Elif'le bir günün? Bitmişliğinden anlayabilirsiniz. Ben biraz uyuyacağım bir iki gün falan. Ablam Eliz'den sonra uyuyor. Biz de dolaştık öyle annemle. Sadece deyince... deyince yok. Geri dönüşü yok. Şimdi Elma'ya geldik. Şimdi lahmacun falan bir şeyler giyeceğiz. Sonra yola çıkacağız artık. Çabuk yiyor mamayı değil mi? Yiyor, 5 dakikada. İyi oldu. Selam.
arkadaşlar. Ben eve geleli bayağı oldu ama Eliz'i yıkadım, karnını doyurdum, uyuttum, onunla ilgilendim derken saat şu an 10.30-11'e geliyor. Birkaç parça bir şey aldım. Onları da göstereyim. Sonrasında bu videoyu bitireyim diyorum. Artık bayağı uzadı. Ne kadar oldu hiç kestiremiyorum. Öncelikle ebeveytten Eliz'e şöyle evde giyebileceği birkaç sıvını aldım. Çünkü evdekiler küçük geliyor. Sürekli onları ayırıyorum. Dolabını yeniliyorum Eliz'in. O yüzden şöyle birkaç sıvını aldım. Farklı. Böyle annemlere, Sevgi annene ve Emine annene orada da durduğu için kendime oy oy'dan aldım. Onlara da şöyle yıkanabilen mama önlükleri aldım. Bunu onlara götüreceğim. Yine şöyle bizim zıbını aldım. Bunlar yaz için çok güzel bence. Öyle desenli desenli. Çok da tatlı duruyorlar. Bunlar 33 liraydı. Diğeri 50 liraymış. Bu da yine böyle kısa kollu. 9 ay aldım ben. Eliz 9 aylık olduğu için. Yani 9 aylık ölçülerinde olduğu için. Bu da 35 liraymış. Ve şöyle bir tulum gibi bir şey aldım. Bunları evde yatarken falan giydirmeyi seviyorum. Bunun adı şortlu. Bu şekilde bu da 87 liraymış. Bir de şöyle bir şey aldım. Sonrasında mama aldım. Ben artık bunu pakette alıyorum. Kutuda almıyorum. Çok daha uyguna geliyor fiyatları. Bu da 0, 6 ay. İkili oluyor. Bu yeter diye düşündüm. 15 gün. Sonrasında artık 2 numarasına geçeceğim. Çünkü Eliz 6-12 alacağım. Eliz 6 aylık olacak. Burada bir mama listemiz var. Bebeğin beslenmesiyle alakalı. Onun fotoğrafını çekeyim. Yarın falan gidip marketten eksikleri alacağım. Sonrasında Eliz bunları yiyecek. Daha sonra şöyle emzik askısı aldım. Bundan bende vardı ama kayboldu sanırım. Memnundum da. Şöyle deri olduğu için de güzel görünüyor bence. Bayağı tekrar aldım. Şu hipin şeylerinden aldım. Organik süt ilaçlarından. Bunu doktorum da önerdi arkadaşlar. Bunu gösterdiğimde Instagram'dan yazanlar oldu. Onları verdi, kendim yaptı. Doktorumuza çok güveniyorum. O da bunu söylediği için aldım bakalım beğenecek mi? Bunun içine ceviz falan ekleyeceğim. Sadece bu şekilde yemeyecek. Özellikle bunu almamı söyledi. O yüzden bunu aldım. 3 pakette bundan aldım. Böyle. Bakalım nasıl olacak? Elizcik ve gıda sürecimiz nasıl olacak? Videoyu çekmek istiyorum. Ayrıca bugün Soner Bey Kofra'dan bana şu şampuan çok seviyorum diye bunu verdi. Hediye bir de bunu denememi istedi. Bu da saç kremiymiş. Saçı böyle yapılandırıp güzel onarıyormuş. Şimdi duşta bunları deneriz. Yorumlarımı paylaşalım Instagram'dan. Ben böyle bir şundan zaten çok memnunum. Birkaç tane bitirdim. İlk kez deneyeceklerim. Bir hafta 10 gün deniyorum. Ondan sonra sizlerle paylaşıyorum. Denemediğim hiçbir ürünü paylaşmıyorum. Kendime oyuncak aldım. Bir Fisher Price'in telefonu. Bir de şöyle mama sandalyesine takılı. Şımarak şu şekilde. Şöyle dönüyor işte. Yapışıyor. Eğlenir diye düşündüm. Şıngırakları, çıngırakları. Şıngırak ne ya? Çıngırakları Eliz seviyor. Gittiğim ilk gün dün yani. Şimdi oradaysam ilk gün bana İpek Yol'dan şu pantolonu gördük. Yani eşofman giyiyordu. Pantolon ve çok güzel duruyordu. Aldım arkadaşlar. Normalde 36 beden giyiyorum. Ama benim beden aralığım gerçekten yok. Bu 42 beden ve aldım. Çünkü şöyle beli lastikli bol duruyor. Böyle boku tarafı falan oturdu. Ama beli bayağı bol oldu tabii ki. Beli bayağı bol oldu. Ama yine de duruşunu beğendi annemler. O yüzden aldım eşofmanlısı bir şey. Ve bayağı indirimdeydi. Yani 900 liradan ben 450 lira almışım. %50 indirim varmış. Ve bu şekilde başka da hiçbir şey almadım kendime. Daha çok işte dolaştık, gezdik. Kuaföre gittik. Saçlarımı Instagram'dan diyenler olmuş. İşte bu mu kestirmiş halim, hiçbir şey yapmamışsın. Ben hiç bundan daha kısa kullanmadım arkadaşlar. Kendimi bildim bileli. O yüzden en fazla bu kadar kullanabiliyorum. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Artık bu videoyu bitiriyorum. Bir sonraki videom valiz hazırlama ve şey olabilir. Tatil videosu olabilir. Daha böyle eğlenceli videolar gelecek. Sonra yine ev vloglarına döneceğiz.
Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada TikTok hesabı açtım. Artık oradan da böyle reels'ler, kendi çektiğim içerikler tarzında şeyler paylaşacağım. Onu da bırakırım buralara veya açıklamalar kısmına. Ona da bakabilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.